Baykal yürüyor. Yürüyüş arkadaşlarımı sayayım size. Biricik Suyu'dan komşuyuz zaten. O sıkı yürüyor yani. Tek başına bayağı tek başına yürüyor. O da ciddi o da. Anlamda hakikaten sıkı yürüyenlerden. Buyurun. Ünlü türkücü Mustafa Topaloğlu Survivor yarışması ile ilgili neler dedi? Alkışlayacaksan böyle içinden gelerek Avrupalıları seyretmiyoruz mu? Alkışlamayacaksan da alkışlama. Kim kime alkışlıyor, Topaloğlu kime kızıyor? Alkışlıyorlar da yani bu alkışlarken iyi ses çıkması lazım. Bu ses yani güzel alkışlamaları lazım. Alkışlarsan da güzel alkışla. Yani alkışın sesi duyulsun. Alkışlayan alkışlayana bir röportaj. Şimdi bazen öyle bir alkışlar duyuyorum ki böyle sanki elini vurmak istemiyor. Ya vur kardeşim elini, iyi vur, iyi ses çıksın. Elifname'de az sonra. Mustafa Topaloğlu bir konuştu, pir konuştu. Bana da diyorsun kızma. Sen azarsan ben kızarım. Kendine ermeye çalışsan eremezsin. Düşün ki düşünülesin. Gör ki görülesin. Bil ki bilinesin. Ünlü türkücü bu sözleri kimin için sarf etti? Elifname'de az sonra. Cihan. Çok kolaylı geçecek galiba. Gör ki görülesin. Duy ki duyulasın. Bil ki bilinesin. Sev ki sevilesin. Sev ki sevilesin. Yani şimdi anladın mı? Anladım. Ya senin eksikliğin nerede? Sevemiyorum galiba. Duymuyorsun, bilmiyorsun, görmüyorsun. Bunların hepsi olmadığı takdirde sonunda sevgi olmaz. Yani emeksiz yemek yok. Emeksiz yemek yok. Olay bu. E o zaman ne yapalım? Sevmemiz lazım. Değil mi? Sevelim. O zaman biraz adaylara emek vermen lazım. Adaylara ben emek vereceğim. E tabii. Ne oldu? Pek bir şaşırdın yani. Nasıl olacaktı? Ne yapsınlar istiyorsun? Ya birazcık da bizim de istediğimiz olsun değil mi yani? Bak şu anda istediğin. İstanbul'da bu kadar çok bayan var. Bu kadar çok pardon bayan değil mi? Kadın var diyeyim. Hani kişi başı 4 tane falan düşüyormuş galiba 4-5 tane. Allah Allah yani. Kim demiş size bunları? Biraz bunlar da böyle olsun. Havaya girdi böyle kişi başına erkekler azınlıktayız falan böyle. O yüzden biz de ilgilenin. Öyle bir hayat yok yani. Herkes birbiriyle ilgilenecek. Biz hem de kadın, bir gün mutlu olsak hem erkek. Şöyle. Olur mu canım? Yani oturacaksın oh benle ilgilensin kızlar ben hiçbir şey yapmayayım. Öyle bir hayat yok yani. Ama ben ciddi ilişki adamıyım. E tamam ciddi ilişki arıyorsan sen de ciddi davranacaksın. Ciddi? Şu elinin tersine bir geldin bak. Beni sinirlendirdin yine 4 kişiye bir tane falan. Aynen yani. Resmen bu da bir şiddet kadına yani. Aa, kadın, değil mi? Aynen asla, öyle. Asla. Tabii şöyle kadına bir durum asla var. Öyle şiddet diyorsun yok. Ki sen uğraş benimle. Ha, ben durayım. Etkile beni. Bilmem ne bilmem ne. İsmimi söyleyemiyorum. Yok ben çabuk etkilenirim. Sıkıntı yok. Sende elektrik kaçağı var. Topraklanamıyorum. Azıcık toprağa bas sen. Çok rezidanslar falan mı geziyorsun? Ne yapıyorsun? Biraz daha böyle şeyde oturanlar değil, rezidansta oturanlar değil. Daha böyle şey, normal daireler falan olsun. Seninle bir daha bir şey paylaşmayacağım. Ama niye ya? Toprağa şimdi? Yakın olmaktan bahsediyorum. Sen ben ne anlıyorsun sen? Ya bu ne kadar kötü niyetli bir çocuk oldu ya. Hiç böyle değildi. İyi değil mi? Ben diyorum ki daha böyle apartman dairesi falan. Ben biliyorsun genel olarak rezidansa karşıyım yani. Elektrik akımı çok var orada. Şey, yani akımları normal daireleri karşı değilim sadece. Akımları karıştırıyor. Sadece bir arada bir herhalde öyle denk geliyor. Dinliyorum. Ay. Mahvettin beni. Mahvettin beni de. Vallahi o anlamda söylememiştim de o anlama geldi. Ben geldi, de fark ettim geldi. Yani. Yoksa bildiğimi çaktım söylemeye... Yoksa bildiğimi söylemek için değildi yani. Ciddi ben hani şeyden elektrik yani akımından özellikle bir çabam yok hani o şekilde oldu yani. Bu şekil bu şekil. Yeniköy'den mesela olabilir ya oralarda bakmak lazım değil mi? Denize yakın falan. Toprağa denize yakın olsun. Yüzüne azıcık iyot vursun iyot. Vursun. Denine gel. Şöyle denize iyotla. Gerçi ben Sarıyerliyim. Bize ne? İyot vuruyor yani. Tabii tabii evet. Doğru. İyotsuz olmaz yani. İyotsuz İstanbul olmaz. Boğazsız olmaz. İstanbul yani belki de deniz çocukları olduğumuz için... Öyle geliyor bana ama değil mi? Denizin olmadığı bir şehirde yaşayabilir miydim diye bazen kendime soruyorum. Zor geliyor. Zor değil mi? Yani ben Edirne'de okudum üniversiteyi. Deniz yoktu. Bir Meriç Nehri vardı. O nehre kadar. Nehre böyle kendini elini suya sokuyordu.
Ya çok güzel. Meriç Nehri şahane bir yer. Ama arada bir yükseliyor, arada bir sular böyle bir artıyor, çekiyor falan. Bir denizin verdiği havayı vermiyor tabii ki. Ama denizde bambaşka bir deniz şey. Deniz bambaşka bir şey. Şimdi son bir tane daha saracağım. Tamam. O son bir tane de böyle parmak parmak gidiyor. Fırınımız önceden ısıtıldı mı? Neyimiz? Fırın. Evet. Fırınımız önceden ısıtıldı. Şerbet de birazcık soğutuyorum ben bu arada. Evet. Umut bu müziği sevdi galiba. Evet. Hep aynı müzik. Kanka sana çok güzel müzikler gönderdim ben. Kanka diye. Kanka. Beni yalnız bırakan kanka. Bugün yengemizin telefondaki kayıtlı halini gördüm, nasıl kaydettiğini. Dedim sen ne kadar duygusal, ne kadar romantik bir adammışsın da haberimiz yok. Söyleyeyim mi? Kulaklık sende. Aynen öyle, sana şu an güzel şeyler söylüyor. İnşallah darısı senin başa. Ne yazmış? Aşkım mı? Umut söyleyeyim mi? Aa, bunlar hiçbir şeyini söylettirmiyor. Vallahi ben her şeyimi anlatıyorum burada. Vallahi ben de Elif'e bunlar döndüm. Bunlar çok ketum. Elif'e yani... döndüm ben de yani. Hı? Sen şimdi söylüyorsun ya böyle. Aynen, ben de sana benzedim. Bunlar çok ketum, hiçbir şeyini anlatmıyor. O yüzden ben bunları dinliyorum diyorum, size anlatıyorum. Yanlış anlaşılma olmasın ya. Olabilir. Allah Allah. Ne diye saydırıyor bu arada? Levent attığımızda diyor. Beni oradan vurmaya çalışıyor. Vay.